merhum Nasır Hüsrev'in hac ile ilgili kasidesini seslendiriyorum. Bu kaside merhum Ali Şeriati'nin Hac isimli kitabında yer almaktadır. Başlıyorum. Hacılar rahim olan Allah'ın rahmetine şükrederek ve onu yücelterek geldiler. Arafat'tan Mekke'ye gelip tazimle umreyle beykini haykırdılar. Hicaz sıkıntısı ve belasıyla yorulup cehennem ve elim azaptan kurtuldular. Haccı idrak edip umreyi tamamlayarak eve selametle döndüler. Ben bir an istikbale gittim, haddimi aştım. Kafile arasında mermer gibi muhlis, aziz ve kerim bir dost vardı. Ona dedim ki, söyle, bu acı ve korku ile yolculuk yapmaktan kurtulup da senden ebedi olarak geride kaldığım zaman düşüncemi sıkı bir pişmanlık kaplar. Hac ettiğin için mutlu oldum. Bu iklimde senin gibisi yoktur. Yine söyle, o yüce harimin hürmetine nasıl sahip oldun? Tam ihrama girmek istediğinde o tahrim hususunda neye niyet ettin? Bütün kötülükleri ve yüce yaratıcının dışındaki her şeyi kendine haram ettin mi? Dedi ki hayır. Ona dedim ki ilim ve tazimle lebbeyki haykırdın mı? Hakkın nidasını duyduğunda kelimin verdiği gibi cevap verdin mi? Dedi ki hayır. Ona dedim ki Arafat'ta durup takdimde bulunduğun zaman hakkın arifi ve nefsinin münkiri olduğunda sana marifetten bir esinti geldi mi? Dedi ki hayır. Ona dedim ki hareme gittiğin zaman ehli kehfe rakim gibi cehennem alevi ve azabının kederiyle nefsinin şerrinden emin oldun mu? Dedi ki hayır. Ona dedim ki Mina'da kovulmuş şeytana cemre taşını attığın zaman kendi nefsinden de bütün kötü adet ve fiilleri attın mı? Dedi ki hayır. Ona dedim ki esir ve yetimin uğruna koyun kestiğin zaman yani kurban ettiğin zaman öncelikle hakka yakınlaştığını gördün ve alçak ve aşağılık nefsi öldürüp kurban ettin mi? Dedi ki hayır. Ona dedim ki sen makam İbrahim'e aleyhissalatü vesselam muttali olduğun zaman sıdk, itikat ve yakin ile kendi nefsini hakka teslim ettin mi? Dedi ki hayır. Ona dedim ki tavaf vaktinde var gücünle koştuğun zaman bütün meleklerin koskoca arş etrafındaki tavaflarını hatırlayıp andın mı? Dedi ki hayır. Ona dedim ki Safa'dan Merve'ye doğru taksim üzere sa'y ettiğin zaman kendi safanda iki kevni gördün mü ve kalbin cennet ve cehennem düşüncesinden kurtuldu mu? Dedi ki hayır. Ona dedim ki ikiye bölünmüş kalple Kabe'nin ayrılığıyla geride kaldığın zaman şu anda çürüdüğün gibi acını orada mezara gömdün mü? Dedi ki bu konuda söylediğin şeylerin doğru mu yanlış mı olduğunu ben anlamadım. Bilmiyorum. Dedim ki ey dost öyle ise sen hac etmedin. Mahu makamında mukim olmadın. Gittin Mekke'yi gördün ve çölün sıkıntısını gümüş ile satın alıp geri geldin. Bundan böyle eğer hac etmek istersen sana öğrettiğim gibi yap. Nasır Hüsrev hocamıza da Ali Şerati hocamıza da Yüce Allah rahmet eylesin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vesselam.